Şimdi devam ediyorum. Orancını da gösterdi bunu. Ha. Haydar'ın yaptığı çalışma seyrede ben de şöyle bir koydum ne oluyor ne bitiyor diye. Ay pardon. Aslında baktığınız şu merkez kesiminde bu kırmızı lekeler SMD'nin sitesinden alıp konulmuş olan lekeler. Orada bir yoğunlaşma, yani yerleşik alanda bir yoğunlaşma var. Tamam mı? Yani bir sürü şeyde kötü de olsa bir sürü şeyde avantaj gibi geliyor. Ama o kandırıyor. Yani şöyle, devam edeceğim. Orhan da bunlara ayrıntı vardı. Bu 2009 finali, Orhan da gösterdi bunu. Ben şöyle kaba bir çalışma yaptım. Ondan sonra. Şu sarıyla gördüğünüz, ya bunu böyle bir şeyi nasıl gösteriyor? Ya mutlaka vardı da ben teknoloji, bir televizyon reklamı açıyor. Tamam. Şuraya bak. Şimdi, şu üçüncü yol. Şu gördüğünüz noktalar, biz meclise böyle bir önerge verdirmiştik. Dedik ki, ya tamam, artık şunu durduramıyoruz. Bunun yerleri yanlış olabilir dediğim gibi, zaman bir çalışma. Yani bu üçüncü yolu durduramıyoruz. Hadi batıda da var bu örnekleri, gitti bize geliyoruz. Yani ormanı yanıp geçiyor ama hiçbir bağlantısı yok. Yani bir noktadan başlıyor, öbür noktada bitiyor, bir asılıyor. Doğru mu söylüyorum hocam? Hadi böyle bir şey çıksın ortaya. 19 kavşak var. Ben birkaç tanesi koydum. Doğru mu aracım? Yani güneye doğru giden 19 kavşak var. Şu nokta noktalar, o verdiğimiz önemleri de vardı. Madem bunu yapıyorsunuz, bu yolun akslarında ve aşağıya indirdiğiniz şu bağlantılarda, buralarda da müthiş kıyımlar var şu anda Şii'ye giderken filan. Bütün o çevre yollar aşağı doğru gidiyor. Ya bunlara bir yapılaşma yasağı bandı getirin. 3 kilo. Bunlar mesela şunlar 3 kilo, 5 kilometredir. Bu ölçekte. Hani bu tarafta zaten değiliz. Yani bunu yapalım. Buralar yapılaşma olmaz. Yani sadece yolunuzu yapın. Kavşakları kaldırın. Ondan sonra ve böyle bir sınır getirelim. Meclis gündemine gelemedi bile. Komisyonlar reddedildi. Böyle bir şey sokmadılar bile gündemin içine. Ve işte biraz önce hocamın da söylediği, sizlere gösterdiği tablo ortaya çıktı. Şimdi böyle baktığınızda bir öncekine döndüğümde yani şimdi şuna döndüğümüzde sanki mega projeler hani noktalar kuzeyde az da işte yerleşik alanda daha çok gibi ama etki alanları itibariyle baktığımızda nasıl bir yapılaşma getirecek süreç ve yıllar içerisinde diye baktığımızda tablo biraz önce şöyle bir yere dönüşüyor. Yani bir konurbasyon, kesintisiz bir yerleşim bizi bekliyor. Gerçekten bizim bu 1 milyonluk kentlerde vesairelerde söylendiği zaman. Şimdi bunlar durdurulabilir mi, yapılabilir mi, nasıl durdurulabilir bunu çok iyi bilmiyorum. Ama şimdi şu ikinci başlık doğrultusunda biraz ilave etmeye bir şeyleri söylemeyi dersen bu politikalar meselesinde. Bu yönetim, bu kararları alırken şöyle bir şeyi var galiba. Ya bizleri zaten hiç dinlemiyor. Böyle bir şey yok. Müthiş bir erk kullanımı var, müthiş bir yetki kullanımı var. Bu yarışmacı kentsel politikalar ve popülist kentsel politikalar hakikaten herkesin sesini kısmaya başladı. Sesini çıksa dahi hiçbir şekilde yankı bulmamaya başladı. Hiçbir şekilde toparlama çıkmıyor. Dolayısıyla her biri bir başka şekilde ötekisini yaratarak her iki politikada devam ediyor. Ve bunun yanında bence şunu çok başarılı götürüyorlar. Çünkü bu bir toplumsal marifettir. Yani biz savunucu planlamayı mesela savunurken o planlamanın şöyle bir özelliği var 60'larda çıktığında diğerlerine göre. Kentin hakikaten sessiz, söylemlerini ifade etme olanağını yakalayamayan, örgütsüz ama bütün bu kararlardan zarar gören kesimlerini savunan bir planlama için. O anlamda savunmuşuz. Ama bu geleneksel planlamanın içine paradigmalarını değiştirip katılımı sokulduğu zaman o savunucu planlama çöktü. Ama şimdi o sessiz kesimin yeni örgüt kimse örgütsüz olduğunu söyleyemez. Ve yeni örgütlenme biçimiyle şöyle bir tabloya doğru gittiği. Yani sanki bu yönetim müthiş bir algı yönetimi becerisine sahip. Bu algı yönetimleri çok şeyi çok iyi anlatıyor. Ve çok ciddi bir algı kutuplaşması ve ayrışması yaratıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum birazcık. Eğer Marmaray kentlerin işine yarıyor ise o zaman üçüncü köprü onun için ilgilendirmiyor.
Yani yerlerine koyarak gidin. Metrobüs çok yararlı ve kullanışlı bir şey ise havaalanı çok ilgilendi. Böyle bir şey. O zaman hep muhalif ses çıkarmış gibi oluyor. Yani o ses bir toplumsal muhalefet, tam anlamıyla bir kentsel muhalefete dönüşüyor. Ve son çıkan değerler de galiba seçildi birazcık bunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Böyle bir şeye doğru geliyor. Şimdi bu tabii işte hemen hocam iki dakika İpek hocam bitiriyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. En başta söylediğime döneyim sevgili dostlar. Şimdi yeni jargon bu katılım meselesini falan şey diyor planlamada. Ajanlar, ajanlar, kentsel ajanlar, şunlar devlet, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları. Bir tarafta bir tarafta da kentli bireyler var. Ortaklık sağlanacak. Kapitalizm her zaman bu ortaklığa çok özen göstermiştir. Geniş kapsamlı planlama da bunu söyler. Bu anlamda bir rasyonel bakış vardır. Ama şimdi bir bakıyorsunuz, mesela bizde bu anlamda müthiş dayatmalarla karşılaşıyoruz biz. Öyle değil mi? Ya bu kararların her biri dayatma değil mi? Bilim dışarıda, planlama dışarıda, mimarlık dışarıda, hepsi dışarıda. Hepsi dayatma. O zaman başka bir şey var. Yani o kendi içinde sanki yeni bir ruh kazanıyor gibi, değişiyor gibi. Şöyle bir şey de çıktı çünkü ortaya. Bu böyle bir şey var. Bir de mesela kapitalist, klasik kapitalizmi, sanayi kapitalizmi ve günümüzü ayırdığımızda 6 tane şeyi söylüyor. Bunlar yeni. Bir süre sonra gündemimize gidecek diye düşünüyor. 6'ya ayırıyor şehri. Diyor ki, pazar şehri, ilham şehri, soy şehri, ün şehri, sivil şehir, sanayi şehri. 6 tane şehir sahibimiz, 6 şehir gibi, tarihsel süreç içerisinde. Şimdi diyorlar ki 7. şehir proje şehri. Ve bu şöyle açıklıyor. Artık kapitalizmin yeni ruhu projeci bir ruh, birkaç tane var ama en önemli ayaklarından bir tanesi projeci ruh, proje şehri ondan sonra ve dolayısıyla böyle bir şehir anlayışında ve burada şunu kabul ediyor bakın onların söyledikleriyle falan çakışıyor bu birazcık Haydar'ın söyledikleriyle de bu şehri 3 tane ayak üzerine bir sanayi. Hangi sanayi? Eskimiş sanayi bölgeleriniz. Yani sanayisizleşmeden sonra dışarıda kalanlar. 2 pazar. 3 ün. Hani güç dedi arkadaşlar. Namımız yürüsün. Yani şu an diyor ya 150 milyon yolculuk şey yapıyor. 90 milyon üstüne yok zaten. Ün. Bunun adı ne diyor? Ün şehri. Pazar, sanayi ve ün şehri. Bunun üstüne doğru kurmaya çalışıyor. Ve devam. Kapitalizm bu yönüyle değişti. Bakın sermaye hareketleri de değişmeye başladı. Bu hani devlet ekseninden kayıyor dedim ya, biraz yeni rolünü oynamıyor dedim ya, zemini kayıyor dedim ya, şunun için söyledim bunu arkadaşlar. Yeni uluslararası sermaye geleceği zaman, şeyleri kaynaktan da okuyabilirim, mutlaka artık kaçma opsiyonunu elinde tutmak istiyor. Çünkü artık istikrarımız, kentsel istikrarımız da eskisi kadar güvence vermiyor. Bunun için de diyor ki devlete, ben hata yapmayacağım, yavaş olmayacağım, sen de hata yapmayacaksın ve yavaş olmayacaksın. Dolayısıyla tüm kararlar çok hızlı ve anında geçmek zorunda hayatım. Kent ve planlama içinde aynen böyle. Burada bitireyim söyleyeceklerim ama iki şey daha var. Pardon, geceye gittik. Ya bu şöyle bir şey. Bu bir ironi olarak diye bakabilirsiniz tabii buna. Ondan sonra Kadıköy arkadaşlarım daha iyi bilir. Kadıköy Rıhtım'ında Aden Oteli vardı. Eski bir bilirsiniz bazıları. Cüneyt Hoca dedi ki, ya gördün mü orası yıkılıyormuş falan dedi. Biz de Kadıköylüyüz. Yıkılıyormuş ama dedi, müthiş dedi, orada bir şey var dedi. Yani tam bir ironi bir şey var dedi. Ne derler işte, pankart neyse bunun adı. Hakikaten arkadaşlar çektiler, Erdoğan yıkılmıştı diye. Yani bir yıkım. Bunu bir söz olarak söyleyeceğim bir kitap basılmıştı biliyorsunuz. Yeni bir yazılar toplandı. Gerçekten yani ekonomimiz hep söylendiği gibi inşaat ya Resulullah üzerinden gitmeye başladı. Buna temellemişsek durum çok vahim. Sanayisizleşme bizim için çok kötü.
Keşke ondan pay alabilseydik ama onu uzak doğu aldı. Tabii öbüründe de şöyle bir şey de bitireyim dedim. Yani İstanbul tahammül sınırlarını bu yapılanlardan sonra bizler de galiba tahayyül sınırlarını aştık. Yani hiç hakikaten olmaz dediğimiz her şey olmaya başladı ve oldu yönüyle. Şunu aslında en başa koymak istemiştim ama sonra vazgeçtim, bu doğrusu dedim. Daha uzun zamanlarda belki başka türlü konuşuruz. Hanna Şinas belki daha iyi anlaşılabilir diyorum. Arapçasını bir tarafa da Türkçesini koydum sonrasında. Kadir Şinas biliyorsunuz, Kadir bilirlik. Nam Arapçada olumsuzluk ediyor ki. Haddini bilmek. Bu haddini bilmezlik gibi oluyor. Ondan sonra Hanna Şinas ve hakikaten çok ölçüsüz davranıyoruz, yazık ediyoruz. Dünya güzeli. O bize geçmişten gelen müthiş bir armağan, müthiş bir coğrafya. Çok yazık ediyoruz ona. Böylece bitireyim. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve son konuşmacı olarak Sayın Doğan Sorumlu Hocamız var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben kısa olmak zorundayım, onu biliyorum. Resimlerle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yapılmakta olan şeyler plansızlık, plan dışılık. Hep söylüyorum, biz plan yapmayı sevmiyoruz, plan tadilatı yapmayı seviyoruz. Hani sormuşlar New York'ta, çatı katı yapabilir miyim diye sormuş adam. Ya tat tat yap demişler. Ya, olsun, ya, onu yapayım ama üzerine yine bir çatı katayım. Kere oradadır demişler. Bu işin de kere falan tadilatındadır. Yani yapan kereler, izni veren kereler, herkes kere der. Yani kere oradadır. Onun için onu biz çok severiz. Şimdi, buradan bir şey yapıyorum. Tamam. Evet, konu İstanbul. Ayasofya'yı görüyoruz. Onunla ibadete açmayı deniyorlar. Yani şu anda elense çekiyorlar onun için. Bakalım ne yapacaklar. Bence yedi harikadan bahsetti Haydar. O yedi harikanın arasında olması gereken yapı bu. Şimdi her şey plan dışı. Yapılan şeyler çoğu da ulaşım için yapılıyor zaten. Vaktiyle Adnan Menderes döneminde de öyle olmuştu. Adnan Menderes işte ne yazık ki Tahran'a gitmiş, Tahran'ı görmüş, orada geniş bulvarlar görmüş. İstanbul'da da geniş bulvarlar yapayım diye düşünmüş. 1956'dan sonra kolları sıvadı, İstanbul'u imar edeceğim diye. Kaynaklar tükeniverdi, o zaman kaynaklar daha da dar. Ondan sonra para aramaya çıktı. 1958'de bütün Cumhuriyet tarihinin en büyük devalüasyonu yapıldı. Dolar bir gecede 2.80'den 9.02'ye fırladı. Yine onu da kurtaramadı. Zaten bütün ekonomik bulanımların sonunda darbeler gelir. Menderes de o şekilde, yani İstanbul kurbanıdır da diyebiliriz. Çünkü bütün parayı İstanbul'un taşına toprağına gömdü. Önce işte biraz cömert davrandılar, kamulaştırmalar yaptılar, geniş yollar, bulvarlar açabilmek için çok para harcadılar. Ondan sonra paraları kalmadı, borçlanmaya başladılar. Peşinden belediye bonoları vermeye başladılar. Sanki belediye bonosunun bir değeri varmış gibi onları ödeyemediler. Yani tam bir perişanlık dönemi oldu. Özenirler, yani Osman'ın 3. Napolyon döneminde Paris'te yaptıkları, 3. Napolyon da zaten diktatördü. Menderes de diktatördü. Neyse, o dönemi fazla konuşmak istemiyorum artık. Zaten konumuz da o değil, konumuz bugün. Şimdi İstanbul'da egemen olan nedir? Yoğun ve yüksek yapılaşma. Şimdi önce izni veriyorlar, sonra şikayet ediyorlar. Bu ileride görülenler 16-9. Bunun iznini kim verdi? En azından belediye verdi. Yani daha yüksek makamlar vermediyse bile belediye verdi.
Şimdi Sayın Başbakan bunun İstanbul silüetini bozduğundan şikayet ediyor. Arkadaşıymış ama kızıyor yani. Van sahibine niye tıraşlamıyorsun binanı diyor. Sanki kolay bir işmiş gibi. Olmuyor işte yani, kolay değil. Ben çok çabuk geçeceğim. Zaten arkadaşlarım benim söyleyeceklerimin çok büyük bir bölümünü dile getirdiler. Ben eksik kalan bir iki nokta varsa onları söyleyeceğim. Bakın yeşil alanlar orada işte 1973'e kadar şehir kahverengi olan yapılaşmış alanlar, yapılaşmamış alanlar, orman alanları. Devam ettiğimiz zaman şehrin nasıl kuzeye doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi ikinci köprü için bir hatırlatma yapalım. Söylendi de biraz değinildi de, ikinci köprü transit taşımacılık için yapıldı. O tarihte Fransız uzmanlar gelmişti. Fransız konsolosluğunda bir toplantı düzenlendi. Orada bize sordular, dediler ki ikinci köprünün trafiği nasıl hafifleteceğini düşünüyorsunuz. Transit taşımacılık için yapıldı. Kamyonlar falan artık şehre girmeyecekler. Herhalde dedik en azından %40 bir faydası olur. Biz hesapladık %2,5 olacak dediler. Bugün baktığınız zaman İstanbul trafiğine ikinci köprünün ne kadar katkısı var bilmiyorum. Yani %2,5'luk bile. Bugün artık tıkanıyor, yürümüyor. İşte köprüler tuzağına düşüyoruz. Şimdi gittik kilometrelerce ötede üçüncü köprüyü yapıyoruz. Şimdi üçüncü köprü planda yoktu. Defalarca söylendi. Şimdi İstanbul'un bugün yasal olarak yürürlükte olan planları var. Yani bir tanesi 2009'da yapılmış olan 1/100.000'lik çevre düzeni planı ve iyi hazırlandı. İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu kurulmuştu. Biz bir meslektaşımızın belediye başkanı olmasından biraz mutlu da olmuştuk doğrusu. Ve bence iyi bir iş yapmıştı. Metropoliten Planlama Bürosu'nu kurmuştu. 450-500 uzmanın çalıştığı bir büro. Gerçekten umut vericiydi. İyi başladı ama sanıyorum ki sonradan Ankara'dan gelen müdahalelere yenik düştü. Bıraktı. Belki mimar olduğunu bile unuttu, bilmiyorum. Çünkü o zamanlar doktor mimarlığıyla çok fazla övünürdü. Şimdi artık belediye başkanının mimar olduğunu kimse bilmiyor. Bu planlara da uyulmuyor. Mega projeler yapılıyor. Çoğu yine ulaşım için. Bakın görüyoruz işte nasıl uzamış. Daha önce gösterildi. Havaalanının yerini görüyorsunuz yukarıda. İşte Kanal İstanbul projesi. Kanal İstanbul için çok şey söylendi. Bir şey söylendi. Kanal İstanbul projesi 1994 yılının Ocak ayında yine bir yerel seçim öncesinde Bülent Ecevit'in İstanbul Başkan adayını desteklemek üzere söylediği bir proje. Hürriyet gazetesinde manşetiyle var, mega proje diye bahsediyor. Yani bu Ecevit'in söylediği, hayal ettiği bir projeymiş. Ecevit'in hayalini yaparlarsa bunlar gerçekleştirmiş olacaklar diye düşünüyorum. Evet, bu kanalın yanında İki şehir yapılacağından bahsediliyor. Biraz önce söylendi, 2,5 milyonluk bir şehir. Şimdi Kanal İstanbul için yapılıyor. Onu biraz konuşalım. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kurtarmak için yapılıyor. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan tankerler geçiyor. Onlar tehlike arz ediyor. Evet, arz ediyor. İşte radar kuleleri yapıldı falan. Herhalde o da kesmemiş olacak. Bu tehlikeden İstanbul Boğazı'nı kurtarmak istiyorlar. Peki. Nedir? Tanker yanarsa, büyük kaza olursa, evet, kanaldan geçerken bu kaza olursa ne olacak? Kanalın yanındaki şehirler ne olacak? Onlar önemli değil mi? Yani Boğaz'da oturanlar daha değerli insanlar, ötekiler daha az değerli insanlar mı? Oradaki can kaybı ne olacak? Bir tarafı bu. İkincisi, Onur Öğmen'in bu konuda gözlemleri vardı. Diyor ki, dünyada stratejik sorun yaşamayan kanal yoktur. Her kanal bir tehlike odağıdır. İşte Süveyş kanalının nasıl bombalandığını, yıllarca nasıl kapalı kaldığını biliyoruz. Bütün kanalların bu anlamda sorunu vardır. Hedef oluşturur bir savaşta. Başka bir nokta, siz Trakya'yı bölüyorsunuz. Yani bakın şimdi Küçükçekmece Gölü, oradan itibaren, geriye dönmek istemiyorum, oradan itibaren açıyorsunuz orayı, yarıyorsunuz. Trakya'yı ikiye bölüyorsunuz.
yani stratejik olarak da yapılmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Şimdi bu üçüncü köprü hikayesi, üçüncü köprünün nasıl bağlandığı zaten daha önce de gösterildi. Şehrin kuzeyinde ikinci köprüyle yaşadığımız durumu bu defa üçüncü köprüyle yaşayacağız. Şimdi fotoğraflar falan gösteriyor. İşte bunlar hiçbir şey değil. Bunlar işin başlangıcı, bir çekirdek bunlar. Düşünün ki, işte söylendi, 19-20 kavşakla şehre bağlanacaksınız. Bütün oralar yerleşim bölgesi olacak. Bu taraftan biz şeye giderken, Tem'den ikinci köprüye giderken ormanlık alanların içinden geçiyorduk. Daha 1988'de bu böyleydi. Bugün oralar artık ormanlık alan değil, yerleşim bölgeleri. İstanbul'un kuzeyi tamamen yerleşim bölgesi haline gelecek ve biz kuzeyi İstanbul'un akciğerlerini kaybedeceğiz. Şimdi havaalanı niçin buraya geldi? Bu Avrasya, ona geleceğim. Havaalanı niçin oraya geldi? Garantiler veriyor devlet. İşte üçüncü köprü içinde garantiler verdi. Şu kadar taşıt geçecek, şu kadar para alacaksınız. İşte şöyle para kazanacaksınız. İşte bu işi yapın. Hepimiz bu işten yararlanacağız diye. Öyle başladılar fakat sonra hesap kitap olmadı. Çünkü bizimkiler kadar krediyi verecek kuruluşlarla kendilerince bir takım fizibilite hesapları yapıyorlar. Bunun olmayacağı görülünce ne yapalım? Buraya trafiği arttırmak lazım. Yani üçüncü köprüye yüklenen trafiğin az olduğu kanısına varıldı. Biraz daha yüklemek nasıl yapacaksınız? Havaalanını buraya alırsak daha fazla olabilir. Böyle bir havaalanı da yok. Biraz önce söylendi. Atlanta'daki 90 milyon yıllık yolcu kapasitesine sahip ve dünyanın en büyük havalimanı. Biz yaparsak da bir en büyüğünü yaparız. İşte adliye saraylarını da Kartal'da yapıyoruz. Dünyanın en büyük, Çağlayan'da yaptığımızda Avrupa'nın en büyük havalimanı. Şu Avrasya tüneli görüyorsunuz. Keşke önce Marmara'yı bitirseler. Yani Marmara'yı kötü bir proje değil ama bitmedi ki. Yani asrın projesi, daha asrın bitmesine 80 yıl var, 90 yıl var. Yani neyi bitiriyorsunuz? Bu asırda neler olacağını kim biliyor ki? Önce şu projeyi bitirin. Çünkü 76 kilometrelik bir projedir Marmaray. Açılan kısmı 13,5 kilometre. Dolayısıyla eksik projeleri bitirmek lazım. Şimdi Avrasya tüneli de tamamen lastik tekerlekli araçlar için yapılan bir tünel. Göztepe'den dalıyor, çatladı kapıda sur dışında çıkıyor ve sahil yolunu takip etmek suretiyle 4 şerit gidiş, 4 şerit dönüş, yine bireysel trafiğe hizmet etmek üzere otoyol yapıyorsunuz. O otoyolun Suriçi'nin denizle ilişkisini nasıl zedeleyeceği, o otoyolun tarihi İstanbul'a nasıl etkiler yapacağı çok açık. Yani bunu düşünememek abes. İnsanlar para kazanmak için bir takım şeyleri teklif ediyorlar. Bu yerel seçimler öncesinde bazı kampanyalara bizim desteğimiz oldu. Orada da gördük. Bir takım yabancı şirketler üşüşüyorlar. Getiriyorlar size bir takım, işte Havaray diye bir şey getiriyorlar mesela. Kömür orada tabii yani bunun. Baktım ki ben o bütün adaylar Havaray'ı sunmaya başladılar. Anadolu'da bile şimdi Havaray yapmayı tasarlıyorlarmış. Kendi orada çünkü hakikaten. Ama Havaray'la çözebilir misiniz? Trafiğe ait çözemezsiniz. Yani İstanbul için bildiğimiz şeyler var. Deniz taşımacılığını biraz arttıracaksınız. Raylı sisteme geçeceksiniz. Entegre ulaşım sistemi uygulayacaksınız. Yani bir durakta indiği zaman hemen başka bir taşıta geçebilecek için Paris'te başınızı çevireceksiniz ve metro istasyonu görürsünüz. Ben burada hesapladım. Bizim şey hattımızda işte 4. Levent Hacı Osman hattında 1 dakika 45 saniyedir durak araları. Paris'te bu sadece 45 saniyedir. İstasyonlar pahalı çünkü biz böyle bir uyanıklık yapıyoruz. Bağlantıları yok ayrıca. İndiğiniz zaman ne yapacaksınız? Bugün Kartal metrosu %20 kapasiteyle çalışıyor. Çünkü
güzergahı yanlış, gayet basit. Yani biz planlamadan medet olacağımıza ulaşımı çözmeye çalışıyoruz. Ulaşım sorunları, yani trafik sıkışması hastanın ateşinin olması gibidir. Ateşi düşürmeniz yetmez. Hastalığı planlamayla bulacaksınız, çözümünü de öyle getireceksiniz. Şimdi bu böyle katliyen yapılmaması gereken bir proje. Evet, bir şey söylemeye lüzum yok belediye başkanımızın tasarımı. Ben bir yerde yazdım. Efendim? Evet, ortasında durak var. O da herhalde ortasında durak olan dünyanın ilk köprüsü. Ayrıca ben rahmetli Hoşak Orhan Safa Bey'in bir sözü vardı. Derdi ki hem kemer takmış hem askı kullanıyor. Pantolon düşmesin diye sallan. Bunun da hem ayakları var hatta hem yüksek pilonları var, boynuzları var, işte her şeyi var, askı çubukları var. Evet, Taksim, bir şey söylemek istemiyorum. Gezi, uğruna neler feda ettiğimiz Gezi, polis merkezi Taksim'deki, Haydarpaşa ne olacağı belli değil. Ha, bu ilk olimpiyatları alamadık. Demeyecek şey, işte olimpiyatlar için bu rezillikleri yapacaktık İstanbul'dan, İstanbul'u yapacaktık, sonra kısmen yıkacaktık. Şükretmek lazım yani bazı şeylere. Zaten vermezler ya, yani işte dolduruşa geliyoruz, verirlermiş gibi. Evet, Uğur gibi miting alanları, herhalde buradan insanları denize dökmek daha kolay olur diye düşünmüş olacaklar. Şiddetli videonuzda gider diye ben umuyorum. Çok mutlanıyorum. Bu da Yenikapı'daki, bu da camimiz, 37.500 kişilik tarihi cami yapacağız. Ve buraya insanları şeyle taşıyacağız, işte Mecidiyeköy'den teleferikle taşıyacağız, hızlı bir şekilde ama. Evet, daha önce yaptığımız, utanmadan Mimar Sinan adını verdiğimiz cami. İnönü Stadyumu, koruma kararı vardı, koruma kararına rağmen yıkıldı, şimdi çok daha büyüğü yapılıyor. Ama tüneller var, tünellerle sanıyorum buraya çok kolay ulaşılır maç zamanı, 40 bin kişi taşırsınız, gelir. Bu Mecidiyeköy'de yıktığımız Mary Stevenson, ünlü Fransız mimar, yurt dışında yaptığı tek yapısıydı bu. Buna da kıydık çünkü altını kullanmamız lazım, altında 7 kat ineceğiz. Burada duramazdı. Bu rahmetli Günay Çiftingiroğlu'nun Muhlis Tuncay'la birlikte yaptıkları eski tercüman binası, bizim Serbest Mimarlar Derneği'nin bu konuda bir girişimi oldu. Çünkü burası basın ilan kurumuna kiraya verildi. Ne yapıldı? Böyle bir şeyler astılar. Bildiğiniz gibi tarihi eserlerin üzerine böyle şeyler asılamaz. Serbest Mimarlar Derneği kurula bir başvuruda bulundu. Bu tarihi eser koruma kararı, üzerinde koruma kararı olan bir eserdir. Bunlar yapılamaz dediler. Kurul koruma kararını kaldırdı. Aynı kurul, aynı başkan. Evet, işte yoğun ve yüksek yapılaşma, özelleştirme idaresi başkanlığının plan yapma yetkisi var. Yani plan yapma yetkileri o kadar dağıtılmış durumda ki herkes, her idare aklına eseni yapabiliyor. İşte yoğunluğu arttırdığınız zaman daha pahalı satabiliyorsunuz. Özelleştirme idaresi başkanı da bütçeye destek olmak için böyle şeyler yapıyor. Evet, işte bir şehir içinde trafik keşmekeşi, bunu görüyoruz. İşte İstanbul'un güzel silüeti. Bakın ne güzel, Çiftli Camisi'nin arkasından yükselen bir yüksek yapı. Bu Vişnezade'de yapıldı. Akaretler sırtında. Arkadaki binalar niye itiraz etmezler bilmiyorum. Çünkü Japonya'da mesela güneş hakkı denen bir şey vardır. Siz yüksek yapı yapıp komşularınızın güneşini keserseniz onların daha çok yakıt kullanmalarına neden olursunuz. Baştan çok ciddi bir tazminat ödenmesi gerekir. Nisshoken denen bir hak bu. O yüzden Japonya'da çok temkinli davranırlar gökdelen yapmak için. Bizde hiç adamın manzarasını yok ediyor, her şeyi yok ediyor, adamın sesi çıkmıyor. Evet, işte Kadıköy tarafı, bu Göztepe'ye yüksek yapılır ve Kadıköy'de otel, işte kargaşayı görüyorsunuz, sağda düzgün planlanmış Levent,
ortada gökdelenlerin sol tarafta da kendi kendine gelişmiş bir yerleşme, aynı şeyler işte Levent'ten, bu Ak Merkez'in tepesinden bakış. Fazla söylenecek bir şey yok, bunları hızlı bir şekilde geçelim. Sivri'den şikayet ediyoruz. Yöneticilerimiz şikayet ediyor. Bunu kim yaptı? Ben yapmadım ki. Kim yaptı bunu? Ne diye şikayet ediyorsunuz ki? Bunu hem yapıyorsunuz hem şikayet ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, işte bunlar da saraylarımız, sarayların tepesi. Aa, bir de bu ucubeler var. Şimdi Selçuklu Osmanlı dedikleri bu. Ben çıkaramadım. Selçuklu Osmanlı mı? Hangisi? Bu şimdi Adliye Sarayı. İznik'teki Adliye Sarayı. Hangisi bilemiyorum. Yunan'da olabilir belki ama yani iyi niyetle Selçuklu gelip geçer. Adliye Sarayı vardı çünkü Selçuklu zamanında. Apartman da vardı bakın. Üst geçitte böyle olur. Böyle kubbeleri olmalı zaten üst geçitin. Çünkü hakikaten bu bizden olduğunu nasıl Ankara'ya da adam gitti kapılar yaptı ya saçma sapan. Aynı şey bakın. Yoksa bunları eklemesi lazım Sayın Belediye Başkanı Ankara'ya da. Bu da Antalya'da yine bir Adliye Sarayı. Bu da güzel. Ha, bu da Ankara'da AKM'yi yıkacaklardı, bunu yerine yapacaklardı. Niye yapmadılar merak ediyorum. Herhalde yakında yaparlar. Evet, resimler bunlar. Bir iki küçük noktaya daha değineceğim ve vaktinizi almayacağım. Şimdi bu mega proje denen şey, şimdi bugünkü konuşmalardan sonra ben bir şey keşfettim. Mega proje tanımı, sözlükte yok, ben sözlüğe bir defa koyacağım bunu. Meganomanların tercihi olan projeler herhalde. Mega projeler. Öyle olmalı. Biraz insanın megaloman olması lazım bu projeleri desteklemek için. Garanti verdiler. İşte zaten geçiş garantisi vermişlerdi. Fakat bu defa dışarıdan kredi sağlayamıyorlar. Yurt dışından kredi sağlanacak. Şimdi benim hani, Serbest Mimarlar Derneği'ndeki arkadaşlarım hatırlayacaklardır. İlk sunum bize yapıldı vaktiyle Avrasya tüneli için. Hatırlayacaksınız. İşte onu yapmayı öneren şirket, hatta belki işi üstlenmişti dahi, bize bir sunum yaptı. Ve tabii herkes ayağa kalktı, böyle proje olmaz nasıl şey bu diye. Sonunda açıkladılar, dediler ki kredi kuruluşları, özellikle Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasının dolayı büyük zararlara uğruyorlar. Projeler yarım kalıyor, zararlara uğruyorlar. Onun için sizden başladık, sizi ikna etmeye geldik gibi bir hava içinde gelmişlerdi. Serbest Mimarlar Derneği'ni ikna edemediler ama herhalde kamuyu ikna etmiş olacaklar ki inşaat başladı falan deniyor. Bir felaket projesi. Zaten hangisine baksanız felaket projesi. Bence sonunda Sayın Başbakan haklı çıkacak. Çünkü Sayın Başbakan'ın şöyle bir sözü vardı. Diyor ki, üçüncü köprü olayı intihardır, bu bir cinayettir. Şimdi herhalde cinayet işlemenin zamanı gelmiş olmalı. Yahut intihar etmenin zamanı gelmiş olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bir de küçük şeyim var, derneğin web sitesine gelince, derneğin web sitesini ben inceledim. O sitenin yanıltıcı bir yanı olmasından çok korkuyorum. Tıpkı vaktiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir sergi yapmıştık. Bir takım ucube projeleri göstermiştik. Oradan çıkarken insanlar, meslekten olmayanlar, ya ne güzel şeyler yapmışsınız falan diye çıktılar. Şimdi burada da aynı şeyle karşılaşmaktan korkuyorum. Çünkü yeterince açıklama yok. Yani giriş yazısında da yok, içinde de yok. Dolayısıyla bunlara bakan, vay canına ya bak Serbest Mimarlar Derneği mensupları da ne güzel projeler yapıyorlar diyecekler. Onların içinde bizim üyelerimizden kimsenin projesi var mı orada bilmiyorum. Böyle küçük uyarı ne olur dost uyarısı olarak bunu kabul edin. O her koyduğunuz projenin yanına tasvip ediyorsanız niçin tasvip ettiğinizi, tasvip etmeden oraya koyduğunuzsa niçin tasvip etmeden koyduğunuzu yazın. Teşekkür ederim. Ben daha fazla bir izlenmek isterim. Doğan Bey, isterseniz diğer konuşmacılarımızı da aramıza alalım. Hep birlikte burada belki bir kısa soru cevap yapabilirsiniz.
Aslında dört değerli konuşmacıya çok teşekkürler. Öyle bir tablo sundular ki ben toplantının başında sevgili Aydan Volkan'la konuşuyorduk. Bu projeler olursa 5 yıl sonra galiba İstanbul'dan gitmek gerek diyordu Aydan. Galiba o noktaya mı geldik bilemiyorum. Gelecek için özellikle aramızda sevgili gençler var. Onlara umut vermek için ne yapacağız bundan sonra sorusunu ben ilk soru olarak sorayım. Hiç mi bir çıkar yolu yok? İstanbul nereye gidiyor sorusunun cevabı çok net verildi. Bir intihar, bir cinayet diyerek zaten sevgili Doğan'a son noktayı koydu. Ama, evet Sayın Başbakan'a veya dönemin belediye başkanı, şu anda da hani aktif belediye başkanı tüm Türkiye'nin adını söylemiş tek adam kararlarıyla bütün Türkiye'nin genelinde sadece İstanbul'da değil mega proje ağırlıkta olma durumunda. Bundan sonra nereye gidiyoruz? Sadece İstanbul olarak değil, diğer küçük kentlerde de aslında adını bilmediğimiz pek çok işte sizin de gösterdiğiniz projeler devam ediyor. Ben bu soru üstte akılda kalmak üzere. Acaba sizlerden soru var mı? Biz yemek saatinizde çok uzun bir zaman dilimini aldık ama Cafer Bey alternatif korsan bildirimi soru mu? Şimdi ortaya dört konuşmacı İstanbul'la ilgili bir tablo sundu. Bu tabloda bu uzun zamandır hazırlanan bir programı izliyoruz. Serbest mimarlar da bu konuda bir çalışma yaptı üniversiteyle birlikte. Güzel. Fakat biz İstanbul'da olarak aktif de görevimiz var. Hepimiz mimarız çoğunluğumuz. Neler yapacağız derken aslında şöyle olarak bir İstanbullu mimar olarak Avrasya Tüneli'nde Rubili Hisarı Projesi'nde, Tercüman Gazetesi'nde, İnönü Stadyumu'nda, Haliç Köprü'nde bir meslektaş olarak ve İstanbul olarak uğraş verdi. Çok da ciddi, bazı cesaret ettiği çok yani baskı altında da oldum. Fakat gene de pozitif şeyler yapmama rağmen gene sistem yürüyor. Yani kısaca söyleyeyim, Avrasya Tüneli yapıldığı zaman projesi, ben karşı oy verdim. Bana başbakanlıktan bile hocam sen karşı oy ver ama biz işimize devam edelim dediler. Ve 5 madde yazdım. 5 maddeden mahkemeler başladı. Hiçbir şey çıkmadı. Rumeli Sarı ile ilgili, orada yapılan Kale Mahallesi ile ilgili olmaması gerektiği için geri çevirdim. Bunlarla ilgili red kararları çıkarttım buradan. Ama hiçbir şey devam etmedi. Hiçbir şey sonucu erişmedi. Tercüman Gazetesi'ni kurulda korunması gerektiği kültür varlığıdır diye, eski eserimiz değil. Yani bir devrin mimari yansımasıdır diye tescil eden ve bunu Serbest Mimarlar kanalıyla soru getirip talepte bulundurduk. Bunu tescil ettirdim. Benim 4 noldurumdan 3 noldurumda geçmemden sonra hemen bunu aynı kurulda benden sonra olan diğer 6 üye hemencik Ankara'dan gelen bir taleple bunun tescili kaldırıldı. Veya Haliç Köprüsü ile ilgili, o zaman 4 noldurumdayken bu köprü ile ilgili biliyordum ve bu köprünün yanlış olduğuyla ilgili çok şeyde bulundum. Köprünün ayağı olan demin önündeki kısmı yenileme kurulunu aldılar ve beni kurulunu devre dışı bıraktılar ve böyle devam ettiler gibi. İnönü Stadı ile de ilgili yani onayında oldum ama çok değişik şekillerde binanın eski kodlarda kalması falan filan şeylerle ilgili kalkmamış. Şimdi bütün bunlara rağmen hiçbir parite sorun çıkmıyor. Yani hiçbir şey olamıyor. Ben şimdi sayın konuşmacılara soruyorum veya salondaki katılanlara soruyorum. Bütün bunlarla ilgili ki buradaki dolu kişi, yetkili kişi ne olacak? Bunlar hepsi yapılacak. Ya sevgili Canber, bunun cevabı yoktu bir. Yani bunun cevabı, yani beni 2 defa kurumdan kovdular mesela. Ben de, yani şimdi bunları yaparız. Ben istifa ettim, kovdular. Yok, beni kovdular. Burada taşıyorum bir şey olarak da. Şimdi şey değil, ya bu tür bireysel şeyler çok önemli ama yani planlı gelişmek eğer bunu söylüyorsan,
gerçekten samimi ve dürüst bir siyasi irade beyanını gerektirir. Bu ülkeyi sevmekten geçer, kenti sevmekten geçer. Tabii planlama her zaman bir gelir dağıtımına konulur, bir bölüşüme konulur, bir paylaşmayı belirler. Ama burada mümkün olduğu kadar aynı Batı modellerinde olduğu gibi bunu kamu yapmaksızın nasıl rasyonel bir denge kurulacağını arama meselesidir bu planlamada. Onun için uçağına şeyin için planlamalardan giderek bahsediyoruz. Yani bunları da bir türlü dışlayamayız diye. Şimdi bu kurgulanmadığı sürece özellikle işte söylediğimiz gibi bütün erkler ve buraya geldiğinde sistem değişmeye başladığında yapılacak çok fazla şey yoktur demek istemiyorum ama ancak bu ortak bir yani bir süre sonra bireysel çabalarımız bizim bir şeyin başlayıp tabirimi işte duvara kafa atmaya falan benziyor. Çünkü sistem zaten seni yutuyor bu bireysel çabaları. Yani ona çok şans tanımıyor. Belki bir noktaya kadar bir şeyler yapıyorsunuz. Yani olabildiğince örgütlü olmak, olabildiğince anlatmak. Yani mesela ben artık bir mimarın, bir plancının yeni görevini gerçekten ikna etmek olduğunu, bolca toplumun farklı kesimlerinde yan yana gelmek olduğuna, anlatmak olduğuna falan inanıyorum. Ha bu nereye kadar gider bilemiyorum. Ama süreç itibariyle şunu hiç unutmamak lazım. Planlamada bir sistem, yönetimlerle ve siyasi iktidarların tercihleriyle çok bağlantılı bir şey. Biz onu akli yola sokmak için mümkün olduğu kadar toplumun, kentte yaşayan toplumun bütün kesimlerine doğru bunu gelebilmemiz lazım. Yani böyle bir muhalefet oluştuğu zaman, işte o zaman kent hakkıdır, doğa hakkıdır, böyle bir bilinç oluştuğu zaman, mesela bu olabilir süreç içinde. Yani işte şeyi düşünelim, koruma kültür varlıkları meselesini düşünelim. Aslında baktığınızda aynı siyasi partiden olmasına rağmen birçok yerel belediye, ben Anadolu'da ilgilenen birisiyim. Radar Tarihi Kentler Birliği'nden, mesela oradaki çalışmalarımızda. Hakkın artık eskisi kadar belediyeler, başkanlar, teknik elemanlar kültür varlığını kolayca yıkmak istemiyor. Yani sadece korktuğu için değil. Bir yere kadar bir şeyler gelebiliyor demek ki anlattığınız sürece. Ama merkez yetkileri toparlanmadığı sürece bu mesele bir kere böyle gidecektir. Ha mesela bir şaka yapayım. Çok ekstra bir argüman da çıkabiliriz biz bu mesleğin içindeki insanlar olarak. Ben bazen onu düşünüyorum. Arkadaşlarım bilirler. Yani şimdi yapılıyor ya. Mesela biz yeni bir imar yönetmeliği hazırlayalım. Aklıma böyle bir şeyler geliyor. Şaka bu. Mesela diyelim ki bütün yapılarda çıkma yapılabilir. En son çıkma İstanbul'un il sınırlarını 1,5 metreden fazla aşamaz. Nasıl? He? Mesela böyle bir şey yapalım. Mesela taks nedir maksimum? Tabanaların katsayısı 1. İşte KAKS teorik olarak kataların katsayısı emsal denilen mesele teorik olarak sonsuz. Diyelim ki bütün planlarda, bütün imar planlarında ister bütüncül, ister tadilat, ister revizyon her ne olursa olsun taks 1, KAKS sonsuz yazısı. Yani böyle bir şeyler yapmamız lazım. Hakikaten yani şaka gibi geliyor ama yani gider nokta zaten böyle bir şey. Ama işte böyle örgütlenerek falan bir şeyle yürüteceğiz. Ya bu sorunun cevabı bence şu noktada yok. Yani gerçekten şu noktada yok. Yani nereye ne yapılabilir? Ha? Var mı? Hayır bırakmak değil. Örgütlü bir biçimde bu uğraşımızı sürdürmek zorundayız. Bu işin en kötü tarafı şudur. Kaybettiğiniz değerleri bir daha yerine koyabiliyorsunuz. Problem. Hocam çok teşekkürler. Peki Zekai Hocam örgütlenme diyor. Bu soruya başka bir şey var. Ben en sonunu söylüyorum Sayın Hocam. Saat 8.30'da ve dinleyicilerin sabrını daha fazla zorlamamak için Yaşar Hocam, Yaşar Bey bu sorunuzu verdim. Benimki daha ziyade soru değil. Ben öncelikle Başkanımız Ersin Gürsel'e teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı yaptığı için. Bu toplantıya katılmayanlar pişman olacak. Ama keşke Başkanımız buraya gazetecileri de çağırsaydı. Ben size katılıyorum. Bu ferdi çıkışlarda pek bir şey olmuyor. Biz de çünkü Haliç Köprüsü üzerinde bazı konuşmalar yaptık, yazılar yazdık falan. Hiçbir etkisi olmuyor. Bu fikirlerin halka anlatılması lazım. Kentlilik bilincini oluşturmak lazım. Bunun küçük bir örneği oldu Taksim'de.
Yani o Gezi Parkı'ndaki olanları hatırlayın. Nasıl kentlerine halk sahip çıktı? Bütün İstanbul için, en azından dörtte bir için. Bu olabilse siyasi iktidar da biraz durur, geri çekilir. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkes çok güzel konuşmalar yaptı. Size bir şey soracağım. 6 tane şehir ismi söylediniz. İstanbul'un ismi ne olacak? Ben bir teklifte bulunuyorum. Rant şehri olsun. Ben ona proje şehrini özdeşleştirdim Yaşar abi. Proje şehri. Ben azman şehri diyorum İstanbul'a. Ya 7. onun o çıkıyor zaten şehir aldığı işte. Hak olacak. Rica ederim. Yaşar Bey çok haklısınız. Üç genç arkadaşımıza sözünüzü vermeden evvel küçük bir şey anlatmak istiyorum. 7 Kasım'da bu salondaydık. Norveçli kalabalık bir mimar ve plancı grubu kentlerinden çeşitli şahane, hakikaten olağanüstü projeleri sundular. O gün Norveç'te biz ekonomi anlaşması imzaladık. Devlet bakanı var, kral var vesaire. Ben de her gün Norveç'e gidip geliyorum ve Norveçli projeleri eleştirmek üzere buradayım. Tam şu noktadayım. Oslo'dan bir mimarlık grubu, Nordic Architecture Office buradaydı. Haritaları gösterdi, sizlerin gösterdiği haritaları. Bir nokta koydu, bakın bu da 3. havalimanının yeri. Ama ben size bu projeyi anlatma yetkisine sahip değilim dedi. Oslo'daki projesini anlattı bize. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da olağanüstü, azman, çılgın, neyse adı, mega bir proje yapıyorsunuz ve onu kentliğe sunamıyorsunuz. Bu tek adam kararları ve kapalı kapılar ardında alınan kararların empoze edildiği bir dönemde kentinizi ne kadar bilinçlendirmeye çabalarsınız da umut dili kullanamıyorum, özür dilerim ama hakikaten geri planda kalıyorsunuz uzman olarak da, STK'lar olarak da. Neyse, bu kafa parantez. Üç genç arkadaşımız vardı. Şuradan, soldan başlayarak böyle geçeyim. Buyurun, adınızı rica edebilir miyiz kayıtlar için? Adım Azem, İTÜ ŞBP mezunuyum, Yıldız ŞBP'de yüksek lisans yapıyorum. Öncelikle bu organizasyon için herkese teşekkür edeyim. Zaman zaman makalelerini, konuşmalarını okuduğumuz kişileri canlı dinleyebilmek bizim açımızdan avantajlı oldu. Ben soruma aslında şöyle başlamak istiyorum. Bizde işte kentsel tasarım ölçeğinden şehir planlama, bölge planlama ölçeğine kadar bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama İstanbul bir bölgenin ötesinde bir ülkeyi ifade ediyor. Ama ülke planlama çalışması konusunda şehir planlama mezunları veya mimarlık mezunları herhangi bir çalışması veya herhangi bir söyleminin olduğunu ben çok rastlamadım. Herhalde bizim sorunumuz da buradan belki çıkıyor. Hani yani projelere eksik kalıyor olmamızın sebebi İstanbul'u ve özelinde daha genelinde Türkiye'yi dünyada nereye konumlandırmak istiyoruz? Ben buna vizyon olarak, vizyonsuzluk olarak bakıyordum. Yani İstanbul'un bir vizyonunun kabul edilemeyişi olarak bakıyordum ama Zekai Hoca stratejik planlamanın belki değişmesi gerektiğinden bahsetti. Hani onu nereye oturtabiliriz bilmiyorum. Sadece hani belki öyle mi bakmak lazım? Öyle bakarsak daha mı olduğunu görünür? Bu konuda yorum merak ediyorum. Ülkeden gelmeyi mi söylemeye çalıştın yani ülke ülkeyle bakmak gibi? Yok, aslında şöyle, yani bir Türkiye vizyonu, işte 2023 Türkiye söylentisi dolaşıyor. Yani Türkiye 2023 yılında Orta Doğu'da veya dünyada nasıl bir konuma kavuşacak? O beni aşar. bir şey söyleyemeyeceğim. Yani 2023'ü söyleyenler için de ben 2023'ün 2023 olmayacağını, daha yakın zamanlarda olabileceği inancını falan da taşıyordum. Böyle bir pesimist de değilim, optimist de değilim falan ama yani şunu söyleyeyim. Türkiye'de merkezi planlama denilen organ devlet planlamadır 60'ta kurular. Bu yapar, ülke planı yapar, yazılı plandır. İlk 3 yıl, 3-5 yıllık, 5'er yıllık kalkınma planları yapar. İlk 3 yıl mükemmel gitmiştir. Ondan sonra şimdi bana sorarsınız, ben dersine gidince bazen konuşuyorum, mesela öğrencim soracak diyor, hocam kaçıncı 5 yıllık plan dönemindeyiz diye sorarlar diye, falan diyorlar.
Zaten son gelen İktisat Komisyonu toplantısında uçak biletinde bir mektup yazarak kendimi o tür toplantılarda dekoy gibi hissediyorum deyip bakanlığa iade ettim. Çünkü eskiden komisyonlar toplanırdı, şehircilik İktisat Komisyonları, bölge planlama her neyse kentsel tasarım, onların kararları plan olarak geçer ve uygulanırdı. Yani ya da en azından bir bölge uygulanırdı, o bitti. Yani böyle bir sistem zaten merkezi planlamayı kaldıramaz. Topik planlamayı kaldıramaz. 2023 vizyonunu bilmiyorum. Yani nereye doğru gidiyoruz? İstanbul'un bir vizyonu yok. Yani İstanbul'un bir tane vizyonu var. Sanayinin kovulması. Aynı hocam onu çok net söyledi ve alan boşaltma. Ama 2023 müdür değil midir bilmiyorum. Ama Türkiye şu anda planlama kademelendirmesi ve planlama hiyerarşisi adına hiçbir şey yapmayan ülkeler. Ülke pozisyonundadır. Onu da söyleyeyim. Küçük ekleme yapabilir miyim? Efendim şimdi bakın bir notum var, onu size aktarayım. Üçüncü havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu'nun ve Hazine Müsteşarlığı'nın onayları yok. Onlar projeye karşılar. Hayır, sorulmuş, proje karşı olduklarını söylemişler. Ama yapılıyor. Evet, diğer bir genç arkadaşımız buyurun. Adınızı da alabilir miyim? Marmara Üniversitesi'nden gelen bir isim Feyza Pirek. Buradan yani bu çevre çok yabancı, yerel yönetim ikinci sınıf, son sınıf öğrencisiyim. Kent planlama ile ilgili bir ders alıyoruz. Bu konularda çok ilgilendiğim için geldim. Benim artık söyleyeceğim birkaç bir şey var. Birincisi, üzülerek söylüyorum, benim sosyal bilimler meslek yüksekokulunda okuduğum kadarıyla öğrenci profilimiz biraz düşük. Bu konulardan fazlaca bir haber. Ve Doğan Bey'in söylediği şey şurada çok önemli. Bu siteye örneğin ben sunum yapacağım bu konuyla ilgili okuldaki derste, planlama dersinde. Ama arkadaşlarım başlıklarında iyi bir bilgilendirme çok önemli. Bir de bence Gezi ile kazandığımız şeylerden biri dayanışmalar var. Çok fazla dayanışmalar. Dayanışmaların artık yavaştan birbiriyle irtibatta olması gerekiyor ve bu tür bilgilendirici toplantılarda dayanışmaları çağırmak gerekiyor. Doğrudur. Bir de annemin ricası buraya gelirken ne olur söyle dedi. Annem Mardin'le çok uzun zamandır biz göç ettik, yaklaşık 30 seneyi aşkın süredir ve işte hanımlar gününde söylenen, anlatılan bizzat kendi arkadaşımın yaşadığı bir durum. Bu mega projelerin baskısıyla orada da imara açılan yeni yapı adalarından birinde şimdi mezarlığın üzerinde şey yapıyorlar. O alanı tam olarak boşaltmadan imara açıyorlar. Ve işte kadın gittiği zaman biliyor nereden, işte hangi karşılaştığının eminliğinde kaç dakika yürüyor falan diye. Gidiyor, bir kapıya varıyor. O kapının olduğu yer eskiden mezarlık. İşte kapıyı çalıyor, benim buralarda mezarı vardı diye. Ve işte şey demişler, ya işte bizimkilerde bir mezarlık var, o olsa gerek diye. Umarım İstanbul'da böyle olmaz. Efendim bakın, şey ekleyeyim burada çok kısa. Vahabilerde zaten mezarlık falan yok. Yani gömerler Suudi Arabistan. Gömerler işte 3-5 sene sonra bir inşaat makinesi gelir, toprak makinesi kaldırır, açar orayı. İşte ne yapacaklarsa yaparlar. Yeniden mezarlık mı yapacaklardır ya, üzerine inşaat mı yapacaklardır? Yani Vahabileşirseniz böyle bir şey kabul edilebilir, kolaydır yani, sorun yok. Suudlu gibi davranabilirsiniz. Toprakta kaybolma. Yıllar önce, yani 12 yıl önceden başlayarak kapitalin değişi batıdan Orta Doğu yörüngesine doğru kaydığında çok büyük itirazlar ve karikatürler olmuştu. Ve orada da Doğan Bey'in sözünü aklıma geldi. Parayı veren düdüğü çalar sonuçta. Ve parayı aldığınız yerin aslında kültürünü de alıyorsunuz. Parayı almak çok önemli değil. Onun kültürel pratiklerini getiriyorsunuz. Anlayışını getiriyorsunuz, görgüsünü getiriyorsunuz. Biraz gündelik hayatınızı çevreleyen hani kültürel çerçeveyi getiriyorsunuz gibi devam edebiliriz. Çok teşekkürler katılım için. Arkadan bir genç arkadaşımız var, sonra Sefri'ye söz vereceğim. Buyurun.
Aslında aklımda soru yoktu da siz para deyince bir anda çağrışım yaptı. Bir de tam önümdeki notlara bakıyordum. Doğan Hoca'nın herhalde söyledikleri arasındaydı. Parayla ilişkisine özellikle sormak istiyorum. Projeler başladı. Yakın gelecekte bazıların ekonomistler, bu arada ismini söylemedim galiba kayıt için. Şevket Furkan Erbay, gazeteciyim ben. Yakın gelecekte projelerin patlayabileceği, yani finansmanda problem yaşanabileceği, kaynakların bir şekilde tükeneceği ya da işte bundan krediyle patlayabileceği konuşuluyor. Eğer böyle bir şey olursa tamamlanmamış projeler çöplüğüne dönüşebilir mi bu? Böyle bir şey umabilir miyiz? Yani öyle bir şey olursa kendi hale gelir. Evet. Yarım kalan evet. Projeler, böyle bir risk var mı? Tabii olmayacak bir şey değil ama aslan gibi siz varsınız. Bu borcu siz üstlendiniz, ben de üstlendim. İşte 76 milyon insan üstlendi bu borcu çünkü hazine garanti vermiş şu anda. Dışarıdan kredi temin edecekler. Bizlerin kefaletiyle temin edecekler bunu. Yani evet, bir yasa çıkar. Evet, bu konuda veriliyor, garanti verildi. Yani alınan kredileri, o işte hani bir takım münasebetsiz şeyler var, millete söylemiş, bilmem ne yapmış falan müteahhitler. Onlar ödemeyecek olurlarsa, siz ödeyeceksiniz. Küçük hatırlatma, Formula 1 pistini hatırlayıp bitirmek de yeterli olmayacaktır. Bu sistemin içinde yaşatabiliyor olmaktır dedi. Ama onların bir bölümü yaşamayacak tabii ki. Bazıları da tünel, mesela Avrasya tüneli, benim klostrofobim var. Egzoz gazıyla birlikte içinde birlikte ölebiliriz yani. Böyle durumlar da var. İşletme de farklı bir şey çünkü. Aralarda gelen bir soru vardı. Şimdi bu pazarlama meselesi, yani İstanbul'un İstanbul'u için daha yaşanılabilir hale getirilmesi değil, amacın İstanbul'u dışarıya pazarlamak. İşte ondan sonra işte belediyecilik, lokal, global, işte yerel gruplarla iletişim, işte şeffaf, bunun olmaması konuları. Yani sonuçta özellikle işte İstanbul'un nereye, şey pardon, bu mega projeler web sitesine bakınca hani hepimizin bildiği halde işte hepsini bir arada görünce benim en çok ilgimi çeken ve dikkatimi çeken şey oldu. Yani Kanal İstanbul'un sağ solu, Yeni İstanbul, bu yani İstanbul'da için değil, parası da İstanbul'a gelmeyecek, zararı İstanbul'u çekecek ve sonuçta bu projelerde yer alan isimlerin pek çoğu yurt dışı. Kaynaklar yurt dışı, yani üretim, çözüm hepsi yurt dışına ve daha yani isteyen sadece lokal de değil, bölgesel bile değil. Yani Trakya'ya da yaramayacak ya da işte bir Marmara bölgesine de yaramayacak şeyler. O zaman bu lokal, global meselelerde hani bu yani işte belediyecilik nasıl denir? Yani özellikle bu son hükümetin gelişi de belediyeciliğin güçlenmesi merkezi sisteme bağlanması konusu, yani işte Zekai Hoca'nın söylediği bu işte sistemdeki aslında gözükmeyen ama çok önemli değişiklikler. Ya bunların hepsi bu şeyde var. Şimdi bu lokal global meselede diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani çünkü biz hep İstanbul gözünden bakıyoruz, hiç alakası yok belki de bir şey. Şimdi hepimiz biliyoruz, çok sıkça da konuşmaya başladık, küresel sistemde metropollerin bir ağası, bir ağı ve örgütlenme biçimi var. Özellikle saat dilimleri vesaire de biz Kahire filanla birlikte, Kahire şimdi İstanbul'a hiç edilmezdi, onları ilginç bulmuşlar demek ki. Ama biliyorsunuz dünyanın işleri şu anda ve gözü, büyük sevgisi, yani Philip Stark'tan işte ne bileyim Sayın Gidin, bütün ünlü mimarlar ve dekoratörler ve tasarımcılar ve plancılar ve Norveçliler ve Endonezyalılar oraya geliyor. Çünkü biz bunu bir kere önceden hazırlandık. Network'te en uygun yer neresi diye. Bu konuda muhtemelen
sosyoloji bilimi çok şey söylüyor. Özellikle Saskia Sassen'in bir takım metinleri var. Bizi şanssızlık da oldu tabii İstanbul için. İşte böyle bir kilit noktada buldular. Aslında İstanbul'u çok seviyor olsalardı, bir şeyler yapacağını, becereceğini inanıyor olsalardı, maazallah olimpiyatları verirlerdi. Neyse ki onu şimdi atlatmış buluyorum 20 yılına. Ama bu sistemde çok ilginç bir yerde kesişiyor. Tabii buna benzer kentler var. İşte Katar'da, ondan sonra Dubai, Moskova, Pekin vesaire. Oralarda da yalnız çok iyi biliyoruz ki, hem işte trafikte de söyledi, inşaat sektörü bir süre sonra tıkanmaya başlıyor ve yüksek teknolojiye geçmezseniz ve sisteminizi yalnızca turizm, kültür endüstrisi gibi safsatalarla değil, temeli olmayan şeylerle değil, yüksek teknoloji ve yüksek çağdaş geleceğin insanlarını yetiştirmezseniz, ki ben bunu söylemeye çalıştım biraz, o mavi yakalılar zaten çok yakında sürünmeye başlayacak. Tabii kentte de belki muhtemelen çok ciddi tıkanmalar olacağı için maalesef distopik bir yapı da ortaya çıkabilir sosyolojik açıdan diye düşünüyorum. Evet, insana yapılan yatırım en kritik ve en önemli yatırım gelecek için. Bir soru var, ondan sonra bitiriyoruz, son soru. Yunus Aygan ben de. Ben de gazeteci kökenliyim ama işte 20 yıldır ya sektörel yayıncılık üzerine ilerliyorum. Gayrimenkul Network diye bir dergi çıkaracağız. Onunla ilgili geldi ama bu kitlenin neler söyleyeceği konusunda daha önceden de Yeni Mimar Gazetesi'nde çalışmıştım. Ne tür bir vizyon sahibi olduğunuzu, nasıl eleştiriler getirdiğinizi çok iyi biliyorum ve sanmıyorum. Ama kısa bir düşünceye sahip olduğumuzu da ifade etmek isterim çünkü en de sonunda gazeteci kökenliyiz ve sizin kadar bu konuları, bu ölçekli şeyleri tanımıyorum, bilmiyorum. Sadece merak ettiğim bir şey var. Yani yıllardır haritalar gösterdiniz. 1950'lerde, 60'lardan gelen haritaları gösterdiniz. Bu haritaların böyle şekillenmesinde kimin payı vardı? Mimarlar ve işte şehir plancıların hiç mi söz hakkı olmamış bugüne kadar ki? Bu böyle gelmiş ve bundan da sonrası da böyle kötü gidecek gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Umutlu değil misiniz? Yani ben açıkçası sizlerin sözlerine çok bir umutsuzluk şey yaptım ama ona rağmen diyorsunuz ki mücadeleye devam, işte bir şekilde örgütlenmeliyiz, sesimizi bir şekilde ortaya koymalıyız. Açıkçası çok umutsuzum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bu işi, nasıl halen ayakta yaşıyorsunuz yani merak ediyorum. Bir şey daha var, affedersiniz uzattım. Bir de kentlilik, hani dediniz ki bu insanlar nasıl şey yapıyorlar, sahip çıkmıyorlar, o silüetlerine nasıl Japonya'da böyle olduğu zaman işte bir şekilde evet güneş hakkı vesaire var dediniz. Ben her arkadaşıma döndüm dedim ki İstanbul kozmopolit bir şehir. Herkesin bir şekilde göç ettiği, geldi, ben de işte Mardinliyim, ben de bir şekilde 20 yıl önce geldim ama açıkçası bu kenti çok da sahiplendiğimi de söyleyemem yani. Kendimi buraya ait hissetmiyorum çünkü, öyle söyleyeyim. Ve eminim ki Türkiye'deki, İstanbul'daki birçok kişi de kendisini buraya ait hissetmiyor. Sadece bir yaşama mücadelesi veriyor. Ondan dolayı böyle doğaçlama, işte gece kondulaşma vesaire oluşmuş diye düşünüyorum. Burada kentlilik bilinci yok ki, hani kenti savunalım. Gezi olayları bir tesadüf oluşan, şehir plancıların ve mimarların öne çıktığı böyle gelişen bir şey oldu bence. Yoksa hani gerçekten de bilinçsiz bir kitlenin oluşturduğu bir şey değildi yani. Teşekkür ederim. Sorularınızın cevaplarını aslında içinde verdiniz ama hem evet. Doğan Bey'den hem Zekai Bey'den karabaşlıkta alacağız. Şimdi İstanbul'da kentleşme oldu, kentlileşme olmadı. İstanbul'un gerçek doğru budur. Yani ben üniversiteye başladığım yıl İstanbul nüfusu 1 milyondu. Bugün 15 milyon. Hangi tahminle, hangi hesapla bilmiyorum. Dolayısıyla bu insanlar nereden geldi? Bu kadar doğurganlık yok. Bir küçük öykü anlatayım, anekdot. Turgut Cansever vefat etti, Fatih Camisi'nden cenazesi kaldırılıyor. İşte ben de gittim tabii. Kalabalık bir cenaze. Birisi geldi benim elime yapıştı çıkarken. Sakladım, vaka bir adam. İşte kentleşememiş gittik yani anlıyorsunuz hemen.
Dedi ki, nereliydi rahmetli dedi. İstanbullu dedim. Canım anladık, İstanbul da İstanbul ama nereli dedi. Yani onlar için İstanbulluluk diye bir kavram dahi yok. Bu çok önemli. Şimdi mimarın, mühendisin suçu yok mu bu işlerde? Şehir plancısının suçu yok mu? Öncelikle onlara çok fazla söz düşmedi. Asıl söz siyasetçide. Yani işte aflar, afların peşinden gelen oy kaygıları, bütün gece kondulara oy deposu diye bakan siyasetçiler, onlar şehirlerimizi bu hale getirdiler. Yani orada mimar ne yapacak, mühendis ne yapacak? Yıllar önce söylediğimiz şeyleri hala tekrarlar durumdayız. Ben 1965 yılında Mimarlar Odası İstanbul Şubesi sekreteriydim. O tarihte bizim çalışmalarımız vardı. İşte şehir planlanmalı, Nazım Plan Bürosu kurulması lazım, o yetmez, bölge planlama olması lazım, o yetmez, ülke çapında planlama olması lazım. Yani Fransızların aménagement du territoire dedikleri şeyin Türkiye'de ki o zaman çok revaçtaydı. Yani bugün belki öyle bir planlama tam olarak düşünülmez ama ülke çapında başlamak. İstanbul'a biçilen görev nedir? İstanbul'a gelecek insanları tutabileceğiniz yeni cazibe merkezlerini nerede yaratacaksınız? Ki o insanlar doğrudan İstanbul'a gelmesinler. Bugün öyle değil, bugün yapılan bütün bu yatırımlar İstanbul'a gelmeyi teşvik eder diye nitelikte. Tıpkı şey gibi, işçiler hep İstanbul'a geliyor, vasıfsız işçiler, inşaat işçisi olarak çalışıyor. İnşaat süger sektördür, işsizliği emer. Onun için de bakılıyor konuya, o gelenler de yerleşiyor zaten, gitmiyor bir yere. İşte Mersin'de olduğu gibi, Bodrum'da olduğu gibi. Durum bu, yani bütün bunlar mimarın elinde, şehir plancısının elinde sihirli değnek yok. Bir şey daha söyleyeyim, Yansen Ankara planını yaptığı zaman Atatürk'le bir görüşmesinde Atatürk'e diyor ki, efendim sizin bu planı uygulayacak gücünüz var mı? Söylediği insan Atatürk. Şimdi bir takım soysuzların diktatör dedikleri adam, ülkeyi kurtarmış, devlet kurmuş, bilmem ne yapmış falan, böyle bir adama sizin gücünüz var mı diye soruyor. Yani bunu yapabilecek siyasi gücünüz. Ve olmadı. İşte Ankara'nın bugünkü hali. Ve yine adam yapa yapa Atatürk Orman Çiftliği'ni yapmış. Adnan Menderes Atatürk Orman Çiftliği'nden arsa satılabilmesi için yasa çıkarmış. Bugün de her şey yapılıyor orada. Teşekkür ederim. Kısa birkaç şey söyleyeyim ben de. Yani şimdi özellikle bu 80 sonrası ama 50'yi de katmak lazım. Resimler bağlamında sordunuz. 50'de biraz var ama 80'de galiba temel sorunlardan bir tanesi şu galiba. Müthiş bir ahlaki erozyonla karşılaşmaya başladı Türkiye. Yani onun yanında işte bireysellik, bencillik, ego çok güçlenmeye başladı zaten kendiliğinden getirir. Tabi bu giderek süreç içerisinde ama hızlı bir biçimde bir kentte bir yarılmaya, bir ayrışmaya dönüştü. Bir parçalanma çıktı. Bu hala devam ediyor. Bu dolayısıyla iletişimsizlik meselesi bu. Herkes hani o gerilimler dediğim ya onu almak adına her iktidar bu farklı kesimlerin üzerinde oynamaya çalıştı. Gerilimlerini alabilmek adına. Ta ki en son işte gelebildiğimiz nokta, biraz global anlamda da bundan etkilenip, eksen değiştirildi. Tamam mı? Şimdi eksen değiştirildiği zaman ikna süreçlerimiz giderek çok, yani ikna gücünün süreçlerimiz giderek çok zayıflamaya başlıyor. Yani böyle bir problem var. Tabii bunu yaparken de kentte şöyle bir şeyle gidildi. Kentin farklı kesimlerinin, farklı toplumsal sınıfların, kesimlerin, farklı statülerin birbirine değdiği, konuşması bile birbirini gördü, bütün kamusal mekanlar yok edilmeye başlandı. Ne zaman ki Gezi ve benzeri tavırlar, hani Harvey'den örnek verdim ya, entelektüel kesimle çıkış olabilir belki ama diğer kesimlerle de birlikte onlar işbirliği güçlerini de artarsa o zaman birazcık daha bu işler düzelecektir. Hakikaten kent için ve planlama için sokakta olmak gerekiyor. Mimar ve şey için, plancılar için baktığımızda şunu söyleyebilirim, Doğan abi söyledi ama yani bir sene de hatalar var. Tamam. Hani o son noktaya geldiğimizde devlet ajantası gibi, özel ajanta gibi çalışma. Tabii çok ahlaklı duyarlı arkadaşlarımız da var. Ama yani üç gruba ayırıyorum ben onları. Bir tanesi çok keskin. Hakikaten taviz vermeye çalışıyor. Bir tanesi
ahlaklı olmakla sahibinin sesi olmak arasında gidip geliyor. Çok zor deniliyor. Bir grupta tamamen sahibinin sesi oluyor. Yani bu sarkaç hareketinde biraz daha bu şeyi, bu marşı bize meslek insanları olarak daraltmamız gerekiyor. Bunu daralttığımız sürece, orta noktalarda bir yerde buluştuğumuz sürece yukarıyı daha az yönlendir, daha olumlu yönlendirme avantajlarını yakalayabiliriz. Ama yani bir beş grup sayacaksak bu olumsuzlukların bedeli olarak yine de meslek gruplarının olabildiğince arkalara koymak gerekir diye de düşünüyorum. Çünkü çok özellikle plancı çok yalnız kalabiliyor. Yani temsili demokrasi önemli filan ama işte meclis oy kaldırıyor, siz plancı olarak ne derseniz deyip mühürle yandı. Yani işte koca IMF gitti mesela 500 kişi. Uzun konular, sonra konuşuruz, vakit geç oldu. Biz teşekkür ederiz. Aslında değerli konuklara, sevgili dostlara sabırları, katılımları için ve değerli sorular için çok teşekkürler. Ersan Bey, eklemek istediğiniz son bir söz var mı acaba kapatmadan önce? Lütfen. Sosyal bilimciler buna çok ilgileniyorlar bu konuyla. Hatta bir sosyal bilimci bu konuda bir yazı yazmıştı. Ve bu yazı üzerinde yazının başlığında çok güzel bir karikatür yapmıştı. Tan Oral. Hemşerim sen neredesin diye. Hatırlar mısın? Evet. Şimdi bu da benim aklıma kalmış. Trabzon'a gitti. Trabzon'da bir tabela gördüm. Tabela şu. Karadenizler Trabzon Derneği. Bakın bu çok içsel. Aidiyetle doğrudan doğruya ilgili bir kimlik sorunu. Trabzon'da Karadenizler Derneği. Daha ne olsun ki yani? Zaten Trabzon'dusun yani. Doğrusu Karadeniz bölgesi. Bu sosyolojik bir sorun. Şimdi basınla olan ilişkiler. Şimdi basınla bu projemizi biz basınla paylaşma yolunu denedik. Ve de başarılı oldu. Bir otelde yaptık bu toplantıyı. 8 tane basın mensubu geldi. Ve bu 8 basın mensubu ondan sonra hemen merkezinde gazetelerinde projeyle ilgili görüşlerini açıkladılar. Hiçbiri, ikinci bir şeye geçiyorum, bu projenin Doğan Tasol'un dediği gibi bir yanlış anlaşmaya alan açmadığını gösterdi. Yani hepsi bizim de bu projenin olmasına, derneğin bu proje hakkında ne düşündüğünü çok iyi anlatmışlardı. Şimdi esasında hep şunu düşünüyoruz, ya bu görüşü nasıl paylaşabiliriz, bununla biz ne anlatmak istiyoruz, ilgi alanı oluşturmak istiyoruz. İşte bu tartışmada da bu proje vesilesiyle ortaya çıkıyor. Yapmak istediğimiz de zaten bu. Bizim ne olduğumuz, eğer bizi tanıyan herkes çok iyi biliyor. Ama şurada bir afiş var, poster var. Bu postere eğer bir kalpli bakarsak, derneğimizin mega projeler hakkında ne ifade etti, ne düşündüğünü çok açıkça bir şekilde gösteriyor. Bu soyut bir grafik tasarım. Birdenbire çıktı. Bu tasarımın lütfen çok dikkate bakın.
Bunu hazırlayan arkadaşımı da Cem Sorgut'u da kutlamak isterim. Bana göre çok müthiş bir sayfa. Yani bu yeşil ağır kaldırılıyor, sayfa gibi ve oraya öyle bir siyah beton alanı, yapılaşma alanı açıyor. Bundan daha açık bir şey, ifade olamaz mı diye diyor. Derneğimiz esasında. Anlıyorum. Düşün, Doğan Pasol'dan geldi. Ya okuduk metni, bir daha baktık. Gereksiz dedik yani bizim bu projeye herhalde yanında olduğumuz söylenemez. Ama bu eleştirdi bizim için çok önemli. Yeniden bunu düşünmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi açılış konuşmasında şuna değinelim. Her türlü sorularınız bu mega harita içinde, projeleri haritası içinde hepsini bulabilirsiniz. Hatta zaman zaman bize de denebilirsiniz. Siz özellikle bizi arayabilirsiniz. Size bu şeyi, haritayı, proje web sitesini nasıl kullanılabileceğini, daha yararlı size nasıl dönüşüm sağlayabileceği konusunda size de yol gösterebiliriz. Hatta şundan da değindik, şuna da değindik. Dedik ki, ya burada bizim atladığımız bazı öyle projeler vardır ki, bu konuda bizi uyarabilirsiniz ve sitemizi ekleyebiliriz. Mega tanımında zaten ortaya koymaya çalıştığım şey şuydu. Devasa, çirkin, bilmem ne değil. Mega niteliğinde olan her şey bunun içinde var. Olabilir demiştik. Şimdi bu tartışmalar yapılırken bu derneğimizin her ay yaptığı mimarlar bu ay neyi konuşuyor? Toplantılarının süreci içinde üç şey ortaya çıktı. Bir tanesi doğanın bir parçası olan insanın yaşam hakkını savunması onun en önemli bireysel hakkı. Dolayısıyla bu alanda, hukuk alanında bir boşluk var. İstedik ki hukukçular da bunun içine girsinler. Haydar Karabey'in verdiği o şeyde analitik bölümün bir tanesinde yaşam hakkı ve kent hakkı esasında işlenmesi gereken çok evrensel ve çağdaş bir hukuk alanı. İkinci bir şey, bu toplantıda, Kale'de yaptığımız bu toplantıda bir tanesinde bir ekonomist ve bir şehir plancısı karşılıklı olarak konuşuyorlar ve kentsel rantın kamyo dönüşümü üzerine bir başlık koymuştu. Bu başlık, konuşmacılar yavaş yavaş bunun içine girdiler. Fakat bir türlü istediğimiz sonucu alamadık. Neden sevgilimiz bir hafta sonra hükümetin bir üyesi, yatırımlardan galiba sorumlu bir üyesi, oluşan kentler grantından vergi yoluyla devlet haksız menfaat oluşmasın diye bir pay alacağını söylüyor. Oysa bizim üzerimizde durduğumuz çok önemli bir şey vardı. Zekai bunun üzerine işleyebilir diye düşünüyorum. Rantın mekansal mekansal dönüşüm yani kamusal alana dönüşümü esas sorumlu. Öbürsüyle vergi olarak aldığınız zaman verginin nereye gideceği bilinmediği gibi bilinmiyor çünkü verginin nereye gideceği. Ama rantın mekansal kamusal alana dönüşümü en önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu alanda da bir hukuki boşluk var. İşte sadece ve sadece plancıların bu meseleyi çözmenin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda bugün hepimizin dinlediği bir şey var. Para üzerinden konuşulan bir ekonomik hareketlilik var. Ama insan üzerinden konuşulmuyor. Peki bu ekonomik hareketlilik İstanbul kentini nasıl götürecek? Hiç kimse bunun farkında değil. Ama ekonomistleri bu alana çekmek istiyoruz. Diyoruz ki gelin bu alana gidin. Biz de bu alan içinde. İşte bu gösterge hatta kısmen de bunu görüyorum. Eğer bu yeşil kağıdı kaldırırsak, bu yeşil kağıdı kaldırdığımız anda bakıyoruz İstanbul büyük bir yatırım alanı. Herkes bir yatırım alanı koşmaya başlıyor. Bu herhalde bu grafik sanıyorum üst düzeyde bir anlatım olarak ilgilerin dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler.
bizim çok çok üstünde bir konuşma şeyi sağladık, yüzeyi sağladık. Bu nedenle bütün katılımcılara ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Siz dinleyiciler de katılmalarınız ve bizi dinlediğiniz için iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Ben bir cümle söylemek istiyorum. Bir uygun görürse şayet dernek, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sponsorluk alırım bu site için. Ne dersiniz? Düşünülebilir. Teşekkür ederim.